Samsung katlanabilir telefon dünyasına bir yeni model daha ekledi. 40.000 TL fiyat bandı ile satışa sunulan Z Fold 4 alınmaya değer mi? Videonun sonunda göreceğiz. Sizlerden de yorum bekliyorum. Bilindiği gibi ilk Fold serilerinde ekran konusunda Samsung büyük zorluklar yaşamıştı. Bu sıkıntılardan ötürü de birçok kişi katlanabilir cihazlara hep bir ön yargı ile baktı. Samsung Z Fold 3 serisinde bu ön yargıları biraz kırdı ve gerçekten de Fold 3 serisinde ekran ile ilgili şikayetler minimize edildi. Şu anda 40.000 TL fiyat ile satışa sunulan Z Fold 4 ise kullanıcı şikayetleri göz önüne alınarak geliştirilmiş. Müşteri şikayetleri göz önüne alınarak her yıl geliştirme yapılırsa katlanabilir cihazlar olan talebin ciddi bir şekilde artacağını düşünüyorum. Z Fold 4 serisi 6.2 inçlik ekran boyutu, Super AMOLED ekran ve 402 ppi piksel yoğunluğu ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca üst segment cihazlarda artık standart haline gelen 120 Hz ekran yeni mazı sunuluyor. İkinci ekran ise 7.6 inç dinamik amoled ekran ile karşımıza çıkıyor. Burada artık katlama izinin bayağı bir azaltıldığı gözüküyor. Çizilmeye karşı dirençli bir camı bulunan Z Fold 4 Gorilla Glass Victus Plus ile korunuyor ve 16 milyon rengi sunabilme kabiliyetine sahip. İki ekranın da 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olduğunu ve adaptif Hz değeri ile yüksek Hz değeri gerekmeyen yerlerde 1 ila 120 Hz arasında değişkenlikler olduğunu belirtelim. Bu sayede batarya çok daha uzun kullanım sunuyor. Z Fold 4 modelinin bataryası 4400 mAh ve lityum polimer batarya teknolojisine sahip. Bu batarya teknolojisi yüksek sıcaklıklarda güçlü performans göstermesiyle fark yaratıyor. Cihazın 25 W hızlı şarjı ve 15 W kablosuz şarjı desteklediğini de hatırlatalım. Şimdi gelelim en önemli kısma. Birçok kullanıcı katlanabilir cihazlardan S22 Ultra performansı bekliyor ancak Samsung bu hususta tam anlamıyla adım atmadı. 50 megapiksellik ana kameranın optik görüntü sabitleyicisi bulunuyor. Geçen seneye nazaran cihazın otofokus ve yapay zeka özelliğinde önemli geliştirmeler yapıldı. F1.8 diyafram açıklığına sahip kamerayla 8K 24fps'de video çekebiliyorsunuz. Cihazın ana ön kamerası 10 megapiksel iken ikinci ön kamera ise 4 megapiksel. Ön kamerada 4K 30fps'de video çekebiliyorsunuz. Z Fold 4 modelinin ön kameralarının performansı düşük evet ama arka kamerayla selfie yapılabilmesi cihazı farklılaştıran en önemli detay. Arka kameradan çekilen selfie'lerin performansı ise gerçekten müthiş. Fold 4 serisinde Android dünyasının en iyi işlemcisi olan Snapdragon 8 Plus Gen 1 kullanılıyor. Cihazın üretim teknolojisi ise 4 nanometre. 12 GB RAM'e sahip olan telefonun dahili depolaması ise 256 GB ve 512 GB. Hafıza kart desteğinin artık hiçbir üst segment telefonlarda olmadığını belirtelim. Cihaz 260 gram ağırlığa sahipken 5 yeşil ve siyah renkler üretildi. Kapak malzemesi cam, çerçevesi alüminyum. 5G desteğiyle gelen telefon Android 12 ile geliyor ve Samsung One UI 4 kullanılıyor. Samsung üst segment cihazlarında 5-6 yıl güncelleme garantisi sunmakta. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 ile gelen cihazda stereo yani çift hoparlör bulunduğunu söyleyebilirim. IPX8 sertifikasına sahip modelin suya dayanıklılığı bulunuyorken toza dayanıklılığı bulunmuyor. Sonuç olarak işlemcisinin şu anda Android telefonlarda kullanılan en iyi işlemci olması ve ekranının daha da genişletilmesi ve tasarım olarak daha iyi bir noktada olduğu için Z Fold 4 modelinin alınabilir olduğunu düşünüyorum.